Şimdi fotoğraf zamanının bu haftaki konu uluslararası üne sahip bir tasarımcımız Zeynep Fadıllıoğlu. Zeynep Hanım'la birlikte bugün aralarında Şakir'in caminde bulunduğu yerlere gidip birlikte fotoğraf çekeceğiz. Dilerseniz önce Büyükdere'deki evine gidelim. Şimdi fotoğraf zamanı başlıyor. İşte geldim. Merhaba, hoş geldin. Nasılsınız Zeynep Hanım? Nasılsın? Ne zamandır görüşmedik öyle. İyi misiniz? Çok mersi. Bebeği gördüm sizi. Ben vallahi de teşekkür ederim. Ben nasıl de seni. Nasıl gidiyor? Çok koşturuyorsunuz. Biraz fazla. Seyahat çok fazla olmaya başladı. Onun dışında iyi mi? Her iyi, şey yolunda Allah mı? Aşkına çok iyi, evet. Tamam. Evet. Çok yoğun koşturuyorsunuz. Herhalde seviyorum. Çünkü devamlı yurt dışında iş alıyorum bir de. Diyorum ki değişik kültürleri fark etmek, farklı insanlarla işler yapmak bir taraftan hoşuma gidiyor. Yani bir memlekette bambaşka ağırlıklar oluyor, öbüründe bambaşka falan, onun gibi. Şimdi bütün herkes merak ediyor, işte dünyaca tanınmış bir tasarımcı Zeynep Hanım'ın evi nasıl diye. Şimdi onu da görüyoruz zaten, çok şık bir eviniz varmış. Zeynep Fadıllıoğlu bir tasarımcı olarak dünyanın birçok noktasında konuttan otele, restorandan gece kulübüne, mağazadan özel etkinliklere kadar pek çok projeye imza attı. Yaptığı tasarımlarla uluslararası ödüllere layık görüldü. Zeynep Fadıllıoğlu esin kaynağı bu topraklar olan çok renkli, çok kültürlü, çok sesli ve zamansız bir tasarımcı. O hikayesini mimari vasıflar üzerinden tekstilin inceliğine bırakmış, renkler ve dokularla harmanlamıştır. Türkiye gibi geleneklerine bağlı bir toplumda estetik kaygıları ön plana aldığı modern bir cami tasarlayarak bu alanda cesur ve öncü olduğunu göstermiştir. Evet, Zeynep bana soracak olursanız bence en büyük karakteristiği hayatı çok dolu dolu yaşaması. Şu anlamda sevinçlerini de, acılarını da, algılarını da çok dolu yaşıyor. Etrafına ve kendine karşı çok dürüst, fevkalade çalışkan, en nefret ettiği şey taklitçilik. Torununa çok düşkündür, bana da düşkündür. Annesine de düşkündür, babasına da düşkündü. Bütün ailesini çok sever. Korkunç seyahat eder. O kadar çok seyahat etti ki artık sonunda devamlı hasta olmaya başladı. Doktor dedi ki ya bu işte uçaklarda, air conditionlarda olan mikroplar seni rahatsız ediyor. Söyledik ettik ama gene seyahat ediyor. İşte dün Hindistan'dan geldi. Öbür gün Suudi Arabistan'a gidiyor. Ondan sonra artık Avrupa ile ve Amerika'da o yerleri yaparken yahut da oradaki dükkanı yaparken 3-4 kere gidip geldi. Amerika'ya 2 gün için, 1 gün için gidiyor filan. Fakat kendisinden herhangi bir şekilde bir iş isteyen, bir tasarım isteyenlere karşı son derece duyarlı ve zannediyorum ki yaratıcılığı ve iş hayatı hiçbir zaman sona ermeyecek. Yani beraberliğimizi sorarsanız, tabii ikimiz ilk başta aynı yolda yürüyorduk. Biliyorsunuz ben restoranlarla, kulüplerle ilgileniyorum ve işim bu. Aşağı yukarı 43 senedir bu işi yapıyorum.
Zeynep'le de 30 küsür senedir beraberiz. Mümkün olduğu kadar Zeynep de benimle seyahat ediyor. Ben de Zeynep'in iş yerlerine seyahatlerinde mümkün olduğu kadar katılmaya çalışıyorum. Uçak koltuklarında beraber oturmak yahut da onun yaptığı ve müşteriden önce bana gösterdiği yerlerde yapılanlar üzerinde tartışmak da evde geçirdiğimiz anlar kadar bizim için değerli. Zeynep Hanım, ben size şeyi sormak istiyorum. Siz hep böyle anlatırken şey diyor. Zeynep Hanım işte gelenekselle moderne, geçmişle bugünü bir araya getiren ama bugün de yol alan bir sanatçı, bir tasarımcı diye. Siz bu birlikteliği, harmanlamayı çok güzel yapıyorsunuz. Acaba Türk milleti bu geçmişiyle bir arada yaşamayı, birlikte olmayı, kaynaşmayı başarabildi mi? Yeni yeni başlıyor diyebilirim. Çünkü bilindiği gibi modernizm bize gösterdiği yol, her ne kadar ben Cumhuriyet hayranı bir genç idim diyelim olsam da sonunda modernizm bize belirli bir kültürü dayattı. Yani o dayatmada da her şey Avrupa'da olan, Amerika'da olan her şey doğrudur gibi. Ve biz maalesef tabii eski yazımızdan kopuk olduğumuz için arşivimizi, eski kültürümüzü algılayamadan birdenbire Batı'nın bir kopyası haline gelmeye başladık ve onu da olamadık tabii, iyisi olamadık çünkü Batılı olmadan iyi bir Batı şeyi yapmanıza imkan yok. Yani ancak onun bir replikası ve kötü replikası, biraz copy paste gibi çalışarak ortaya getirdiler. Malum yani son 70-80 senelik mimaride çok az yapıt görülebiliyor. Ancak bu jenerasyon daha ilgili gibi görüyorum. Mesela benim çocukluğumda Boğazyalıların birçoğu yakıldı, edildi, yerine apartman yapılmaya çalışıldı. Şimdi ise restore edilmeye veyahut da hatta replikasını yani bir benzerini yapmaya çalışan çok insan var. Yani mesela bir Afganistanlı bir yönetici şey demişti, hani Türkiye Michael Jackson gibi, hani zenci olup beyaz görünmeye çalışan. Ya biz Müslümanız ve burada yaşıyoruz, aynen, buradayız. Neyse buradan bir şeyleri yapmamız gerekiyor. Yoksa Avrupa'ya hani benzemek, taklidi yapmak... Ben valla doğrusunu istersen hiçbir şeye benzemenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani kendi kültürünü algılamak dediğimde de zaten bugünün Türkiye'sini yaratmak için kendi kültürünü algılamak. Yoksa Osmanlı'yı da gidip birebir taklit etmek bugün bir yenilik değil. Yine bir kopyacılık ve düşünceyi ve yaratıcılığı durduruyor sonunda. Siz bu kadar tasarım yapıyorsunuz, yurt dışında, dünyada da, yani birçok ülkede de yapıyorsunuz. Tasarım yaparken ne kadarı Zeynep Hanım kendini bir şekilde ifade edebiliyor ya da ne kadarını mekan sahibi? Yani siz nasıl çalışıyorsunuz, nasıl izin veriyorsunuz buna? Ben aslında müşterimi çok iyi anlamaya çalışıyorum ama sonra kendi lisanımla onu yorumluyorum. Yani onun istediğini yapmak dediğiniz zaman bir curcun olur. Yani o zaman size ihtiyaç yok. Zaten kendileri yaparlar. Size gelme sebepleri zaten tasarım lisanında bir uyum ve bir estetik anlayışta sofistike, kaliteli bir şey beklentisi içinde olmaları ve onların o lisana dökülmesi için size gelmesi diye düşünüyorum ben. O zaman da ben müşterimi anlayıp kendi lisanımla yaklaşmaya çalışıyorum ve onu oluşturmaya çalışıyorum. Nadiren 150'ye yakın proje yaptık, belki de üstünde. Galiba bir kişiyle tam anlaşamadık. Onun dışında çoğunluk projemizi sonuna kadar bitirdik ve memnuniyet içinde oldu insanlar seneler sonra da. Yani o bakımdan bir sorun çekmiyoruz. Çünkü insanlara hitap ediyoruz.
bütün yani çok yani farklı noktalarda çalışıyorsunuz ve her yere mutlaka gitmeniz gelmeniz gerekiyor. Bütün her işte performansınızı mesela sonuna kadar verir misiniz? Hani nasıl geçiyor? Sizin için zor mu? Tabii ki ama ben çok ciddi bir profesyonel ekibim var benim artık. Yani ben 1980'den beri bu işi yapıyorum ama profesyonel ekibimle 18 senedir 23-24 kişiyiz. Hepsi mimar, endüstriyel tasarımcı, sahne tasarımcısı, doku finişçi, işte bir de ayrıca dışarıdan birçok sanatçıyla da çalışıyoruz beraber. Türkiye'de sanıyorum ilk ben, hatta dünyada da az, sanatçılarla artizanatta çalıştım. Yani farklı şeyler peki, çıkabiliyor. Peki bu yaptığınız yerlerde bir Türk izi, bir Zeynep Fadıllıoğlu izi var mı? Yani var. Bunu bir Türk tasarımcı yaptı mutlaka. Yani şöyle bir şey, yani Türk diye yani illa böyle TC yönelik bir şey bırakmıyorum ama dokusunda, ruhunda, tonunda, tekstilinde, bir şeylerinde mutlaka bir atıf var. Türkiye'nin zenginliklerini bu mekanlarda görüyoruz. Tabii tabii. Yani mesela bu evi de ben bulduğumda bu ev bu şekilde değildi. Bir depoydu. Çok basit bir evdi. Duvar kalınlıkları. Eski bir Ermeni Osmanlı'ya saat ustası olan vefat etmiş bir beyin oğlundan satın aldık. Bir depo olarak ne elektriği ne suyu olmayan, tuvaleti olmayan yani bırakılmış bir haneydi. Ama onu yönünde geliştirmek için birçok detaylar ekledik içine binanın. Öyle bir korumacılık, sanat tarihi merakımdan ve şeyden gelen bir şey taraf sizi var. Sizi daha yoracağız. Peki. Şimdi yola çıkıyoruz. Peki. Buyurun gidelim yavaş yavaş. Zeynep Hanım'la evdeki çekimlerimizi tamamladık. Şimdi karşıya Çubuklu'ya gidiyoruz. Daha sonra da Üsküdar'a Şakir'in Camii'ye gideceğiz. Yolculuğumuz devam ediyor. Burası Çubuklu 29, kaç? 87'de. Yani. Evet, epey eski bir yer. İlk başta sırf lokanta olaraktı, şimdi daha ziyade davet, düğün mekanı olarak bir sene öncesinden evlenecek. Çok insan evlendirdik, çok insan evlendirmeye devam ediyoruz. İlk tasarımını ben yaptım. Şimdi bu sene genç bir arkadaş tonlarını değiştirdi. Her sene işte daha farklı o anki ruh haline göre yeni bir görüntü yaratılıyor. Bir de ayrıca davet dekorcular her akşam farklı bir dekor yapıyorlar o endüstriye de. Burada yine sizin izleriniz var değil mi? Bu tamamen, bütün yapan benim burayı. Bu havuzu mesela daralttık, düğün şeyini uydurduk. İlk başta çok daha geniş bir havuzdu. Şimdi daha ziyade davet odaklı ve her tarafı hani nasıl... davette nasıl insanlar bir arada olur, nasıl veyahut da nikah merasimine göre değişik bir yapıya doğru dönüşebiliyor. O anlamda çok eski bir kültürü var buranın ve her gün yeni baştan sahneye çıkar gibi tekrar takılarını takıp çıkıyor ortaya.
Şey diyebiliriz ama değil mi? Çubuklu 29 için İstanbul'a klasik olmuş artık. Kesin. Unutulmaz mekanlar arasına girdi diyebiliriz. Kesin. Yani yabancıların çok iyi bildiği, Türklerin tabii birçoğu burada büyüdü, birçoğu yaşlandı, bir kısmı doğan burada yani bebekliğini geçirmiş çok insan var havuz anlamında. Onun için çok farklı yani üç jenerasyonun yaşamış olduğu bir mekan. İstanbul'un şehir trafiğini düşünürsek burası çok da uzak bir yer değil şehire. Ya adada gibi oluyorsunuz aslında hem şehre uzak değil çünkü biz tekneyle taşıyoruz insanları yani arabayla çünkü burası yapıldığında köprü yoktu. Dolayısıyla tekneyle daha ziyade taşıyorduk. Şimdi tabii ikisi de var ama birdenbire şehrin göbeğinde adeta adaya gitmiş gibi veya güneye gitmiş gibi hissediyorsunuz. Doğaya çok dikkat ettik evet, burada. Birazdan aşağı doğru iniyoruz. İleride deniz ulaşımının daha iyi olacağını bence ümit ediyorum. Bence Venedik gibi olması lazım. Vızır vızır yani bir anda yol ulaşımı ne kadar şey hafifleyecektir şimdi deniz ulaşımı. Şimdi o işkenceyi yapıp 3. köprüye razı etmeye çalışıyorlar bence insanlar bu eziyeti çeksin. Herkes orada trafikte kalan 3. köprü şart diyor. Bence şart. Yazık olacak. Yani çözüm üretmemiz lazım. Üretemiyoruz biz onu bilmiyoruz. Aynen. Biz inşaat yapmayabiliyoruz. Evet. Beton. Şimdi tasarımda Zeynep Hanım'ın imzasını taşıyan Üsküdar'daki Şakir'in camine gidiyoruz. Mekanların, özellikle bu dini mekanların ruhani yanları vardır ya, insanı çeken, etkileyen evet. bir şey vardır. Evet. Burası etkiliyor. Yani ben de bir sürü cami dolaştım. Eski cami, yeni cami fark etmez. Ama estetik olarak insanı ilgilendiriyor. Bakıyorsunuz. Yani şu kubbeye bakar mısın? Ne kadar güzel oldu. Bu alüminyum kompozit ve yan yüzeyi şeyi kullandık bu şekilde fasadı. Olduğu gibi metal bence döküm yani. O bambaşka bir zırh giymiş gibi. Adeta ama bir taraftan da müthiş bir yumuşaklık, dantel, metalden bir dantel gibi. Ondan sonra birden işte ana kapıdan geçtikten sonra birden şadırvana doğru yönleniyorsun. O şadırvanda da tamamen farklı bir şey yapmak istedik. Kainatın simgesini oluşturan böyle bir, şimdi neyle sildiler bilmiyorum bunu, bir şey olmuş, lekelenmiş. Onun dışında böyle birdenbire ondan sonra dönüp içeri kendine yöneliyorsun yani. Şey olarak yani gerçekten hani birbiriyle ilintili, birbiriyle bağlantılı böyle sadece bir cami, bir ibadethane değil yani bir şey var yani bir kendini her yönüyle etkileyen evet. bir dünya gibi. Aynen. Yani neredeyse işte kubbenin yapısı, buradaki şadırvanın yapısı, dışarıdaki o su. Yani biz bir dünya ve bu dünya, biz bu dünyanın bir parçasıyız ve mekana aynen. aidiyet duygusu, dünyaya evet. kendini ait hissetmek. Çok çok düşündük, çok şey yaptık. Bütün sanatçılar da bizden aynı ruh yapısına geldiler. Yani o bakımdan çok önemli bir şeydi. Çünkü zor bir şey olduğu için çok, nasıl diyeyim, çok derinine girdik.
çok iyi bir şey yapalım diye. Yansıması mı var? Çekelim mi? Evet, değil mi? Evet. Şakir'in camiine geldik. Ben artık herhalde sizin üstünüze bir ünvan olarak cami tasarlayan bir tasarımcı olarak adınız geçiyor. Bu cami tasarım işinin size verilmiş büyük bir görev olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle öyle. Bir kere çok önemli bir iş çünkü cemaate yapılmış bir tasarım ve insanın kendi başına Allah'la buluşmak için geldiği bir mekan olduğu için çok itinayla çalışma gerekiyordu. Onun için yani benim için en önemli işim diyebilirim ve farklı bir şey, bakış geliştirmek istedik o yüzden. Şimdi işte camiye baktığınızda mimari yapısı olarak hani bir taklit ya da böyle bir şey cami olmadı zaten ortada. Ayrıca içeride kullanılan bir tasarım var. Neredeyse usta işi. Herkesin yaptığı, ustasının yaptığı bir iş var. Bu cami model olabildi mi? Örnek cami olabildi mi? Evet, bence dünyada bir kere farklı düşünme ve bugünü baştan algılama açısından çok önemli bir çizgi oluşturdu. Dünyanın her yerine davetli oluyorum ve bu alanda çeşitli sorular soruluyor ve birçok iş teklifi alıyoruz bu açıdan. Biz Sultanahmet'in veya Selimiye veya Süleymaniye'nin benzerini yapıp içinin tonunu farklı tuttuğun zaman bu yenilikmiş gibi anlatılıyor. Veyahut da daha büyük, daha fazla minare sayısı olunca. Halbuki bu yenilik değil, yenilik tamamen yeni bir düşünce gerektiriyor. Yeni bir kapı açmak gerekiyor. Yeni çağlara, yeni insanlara farklı şeyler sunabilmek oluyor. Burada o anlamda biz çok farklı sanat, yani bu günümüzün sanatını veyahut da bizim uygulamış olduğumuz el sanatlarını, düşünce boyutundaki değişiklikleri yansıtmaya çalıştık. Bu cami hak ettiği övgüyü aldı mı bu ülkeden? Dünyadan çok büyük övgü aldı. Bence bizden de halktan çok büyük övgü aldı. Halk otobüslere binmiş halde Anadolu'nun her köşesinden devamlı geldiler ve tesadüf eğer ben buradaysam bir yabancılar çok çekim yaptılar ve zannediyorum turistik şeylerde en ilk geldikleri, dolaştıkları yerlerden biri oluyor yabancılar için. Çünkü farklı bir şey görmek istiyorlar. Çağla ilgili bir şey görmek istiyorlar. Gerçekten usta işi. Şimdi hepsini tek tek isim belki sayamayacağız ama hani minberin duruşu çok yaratıcı şey. Her şeyde bir düşünce var arkasında. Mesela mezarlık camii diye yanlarını şeffaflaştırdık. Çünkü ağaçlar bir duvar oluşturuyor zaten. Sonra döndük bir metal
gerçekten bir döküm perde, böyle bir gizem yarattık. Ama eski Selçuklu ve Osmanlı motifinden hareket ettik. Ondan sonra içinde tekrar camlardan sarmalayan bir camlar yaptık. Onu da eski Osmanlı tekniği, cam altı tekniği, Beykoz camları gibi çalıştık. Ama Nur suresinin satır aralarını aldık. Yani onun için bir gizem ve insanı bir adeta Kur'an'dan bir sayfayla sarmalanmış gibi koca bir sure, bütün birebir duraklarından ama yazısı yok. Çünkü caminin aslında çok dingin, insanın kendinle buluşabildiği ve yani kendi bir yakarışı, dolayısıyla oldukça kendi başına bırakılabilecek bir atmosferde olması gerekiyor diye çok yorucu bir dekorda yapılmaması lazım. Yani şu an konuşuruz, akustiği çok güzel. Şimdi buranın ruhani yanında bir de bir estetik, değil mi? Yani göze de güzel bir estetik gelmesi lazım. Yani o estetiği de insanlar bizde çok ikinci plana itiliyor. Yani insan bence böyle... çok önemli. Bence estetik en önemli şeylerden biri, ama estetik abartı demek değil ki. Estetik bence zarafet getiriyor beraberinde. İlk İslamiyet'in ilk devirlerine bakarsak en güzel eserler verilmiş durumda. Sonradan her şey gibi o da yozlaşıyor, ama bence ilk günlere baktığımızda çok zarif işler var. Son zamanlarda böyle İstanbul'la ilgili tartışmalar yapılıyor. İstanbul Dubai mi oluyor, Londra mı? Sizce yani bu kadar dünyayı geziyorsunuz, İstanbul nereye gidiyor? Bence şu an yani bir karışıklık da var. Çok kaliteli işler de yapılıyor. Bir karışıklık var ama biraz disiplini olması gerekiyor gibi gözüküyor. Çünkü İstanbul bir Dubai olamaz. Çünkü İstanbul'un çok eski bir şehir. Onun için çok önemli tarafları var ve birkaç İstanbul var İstanbul'un içinde. Onun için bazı yapıların tabii denetlenmesi lazım. Çünkü birdenbire bir gökdelen çıkıyor caminin arkasında. Öbür tarafta bakıyorsun bir sürü bina, ne alakası var, denizden bakıyorsun. Çok yani onların belirli yerlerde olması lazım. Bir şehircilik anlayışıyla biraz daha düzen gelmesi gerekiyor. Ama birçok şey de çok iyi yapılıyor. Yani mesela eski şehrin o aydınlanması bir rüya gibi oldu. Eskiden öyle bir şey yoktu. Bugün şimdi bir yani şehre bir baktığınız zaman daha dünyalı bir şehir hissi, yani büyük şehir hissi geliyor kesin olarak. Yani iyi işler yapılıyor ama biraz daha kültürü yüksek, epey yani görgüsü, kültürü gelişmiş insanların bence değişmeyecek ana tasarımlarda veya ana şeylerde söz sahibi olması gerekiyor. Bilhassa restorasyonlarda. Çünkü restorasyon kalitesinden hiç memnun değilim. Çok kolaylıkla herhangi bir belgeyle herhangi birisine veriliyor. Ve restorasyon adı altında yapılan tamamen renovasyon, yani yenileme. O restorasyon demek değil. Ben çoğunlukla diyorum ki aman yapılmasın. Bir iki jenerasyon sonra yıkık dökük bile olsa daha iyi yapılır diyebiliyorum. Sadece bu devre mahsus değil, daha öncesi için de konuşuyorum. Yani restorasyonlardan genelde memnun değilim. 2050 yılında bu şehrin durumunu nasıl görüyorsunuz? Şu andaki trafik durumuyla büyük bir kaos görüyorum ama yeni planlamayı bilmiyorum. Neler düşünülüyor bu açıdan. Yani sadece bir köprünün yapılması bir çözüm değil. Daha da büyük bir kitleyi buraya taşıyacaktır ama onun için ne gibi bir altyapı, onu çalışmış değilim. O konuda bir şey söylemek zor. İstanbul çok tabii ki çeşitli medeniyetlere başkentlik yapmış. Güzel bir şehir. Dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Rüya gibi. Rüya gibi. Siz hangi dönemde yaşamak isterdiniz? Yani ne olmak isterdiniz? Yani mimari olarak tabii çok kötü bulduğum çok yapılar var. O açıdan yani eski bir devirde yaşamak isterdim belki diyebilirim. Ama öbür taraftan da bu şehrin dinamiğini de seviyorum. Genç kültürü de seviyorum. O bakımdan şu anda yaşamaktan memnunum. Ama her şeyin tabii iyi ve kötü tarafı var. Yeter ki çok fazla vakit kaybetmeden hatalarımızı düzeltip daha iyi bir şekillenmeye doğru gidelim. Yani tekrar tekrar aynı hatayı yapmayalım. İstanbul dişi bir şehir mi, erkek mi?
Dişi gibi geliyor bana. Herkes dişi söylüyor, dişi evet. Bir şey. Çünkü herkes kendine aşık ettiğini ve böyle hani dokusuyla bir kadın süsü edası var diye. Siz yani İstanbul'un kalbinin nerede attığını... İstanbul'un kalbi, bence ben Boğaz'ı İstanbul'un her şeyi olarak görüyorum. Yani İstanbul'un nefes alması, İstanbul'un güzelliği, İstanbul'un hareketi, İstanbul'un doğusunla batısını birleştireni, Anadolu kültürünü, Avrupa kültürünü birleştiren yeri, bir taraftan suyun akışkanlığı, öbür taraftan Haliç'e açılışı, öbür taraftan Marmara'yla, Ege'yle Karadeniz'i bağlayışı. Yani bence İstanbul'un kalbi ve her şeyi herhalde Boğaz'da. Bir son şey olarak sorayım. Birçok insanlar finans merkezinde diyebilir tabii ona. Sizin İstanbul'la tanışıklığınız diyeceğim, çok güzel bir mahallede büyümüşsünüz. Yeniköy'de büyümüşsünüz. Evet. İstanbul'un en güzel yerlerinden bir tanesi. Biraz o kısa dönü, o orada evet. Geçen gençliğiniz, çocukluğunuz, arkadaşlarınız, komşuluk ilişkileri. Biraz hala daha... devam ediyoruz. Biz bir köy atmosferi içinde Yeniköy'de büyüdük. Deniz kenarında bir yalıda, Karatodori Paşa yalısı ki büyük dedem onu almıştı. Onun içinde yaşadık. Komşularımız, herkesin yaşıt aşağı yukarı çocukları vardı. Bütün köyde biz yüzerek birbirimize giderdik. Yemek, yani satın alacağımız şeyler de mesela sebze, balık gibi birçok şey, mısır, bunlar hepsi deniz ticaretiyle yapılırdı. Sabahleyin Rum satıcılar, yani kayıklarda bize işte taze balık veyahut da sebze, birçok farklı şeyi sunarlardı yani evlerden geçerek. Akşamleyin Yeniköy sinemasına giderdik. Hepimiz Yeniköy İlkokulu'nda okuduk. Bütün mahalle kültürümüz vardı. Herkes birlikte akşamüstü evlerin bahçe duvarlarında oturup arabalara bakıp, veya tabii araba sayısı da bu değildi, çok daha azdı. Gayrimüslim %60'tı şehirde. Bizim yöremizde bilhassa diyeyim, orayı daha iyi biliyorum. Bütün esnaf aşağı yukarı Rum veya Ermeniydi. Komşularımız da öyleydi. Yani çok karışık bir kültür ve farklı farklı insanların mozaiği ve çok hoşgörülü, hoş bir ortamdı. Dolayısıyla yani çok güzel bir çocukluğum oldu. Şanslıyım. Sizi çok gördük bugün. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu kadar koşturmanın arasında, yani uçaktan alıp getirdik herhalde, koştura koştura yine bir yere yetişeceksiniz. Ben çok teşekkür ederim. Ben güzel işler yapan insanlarla beraber çalışmayı çok seviyorum. Ben de sizinle çalışıyorum. Fotoğrafçılığınız başka türlü. Ben de sizin de yani tanıdığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Çok nazik. Kolay gelsin. Oradan çıkalım isterseniz. Zeynep Fadıllıoğlu, bir eli gelenekselle geçmişte, bir eli modern çizgilerle gelecekte olan evrensel bir tasarımcı. O, başarıya odaklı, kaliteli ve modern karışımlar yapmak için zamanının çoğunu yurt dışında heyecan verici projeler peşinde geçirir. Zeynep Fadıllıoğlu, ekibiyle birlikte bu ülkenin değerlerini tanıtmaya, anlatmaya ve gönül elçisi olmaya devam edecektir.